Bu hafta How I Met Your Mother'ın bir bölümünü izlerken aklıma şu soru geldi. Kötü karakterler neden bir yapımda bulunmalıdır? Aslına bakarsan soru daha çok kötü adamın hikayesi neden önemlidir şeklindeydi. Sonra düşündüm ettim ve aklımı kurcalayan ilk soru geldi. Kötü adama neden gerek var? Kötü adamsız bir yapım olamaz mı? İzlediğim onca filmin ve dizinin içerisinde hep kötü adam bulunuyordu. Kötülerin derdi neydi? Ya da yönetmenler ve senaristler garip mesajlarıyla bizi kötü adamı sevdirmeye mi çalışıyordu? Kötülüğün aslında iyi bir şey olduğunu mu empoze etmeye çalışıyorlardı? Yani sosyopat yönetmenleri ele almazsak alakası bile yok. How I Met Your Mother'ın izinin bölümü şöyleydi. Ted, Stella tarafından düğünde terk edilmiş ve eski kocasıyla kaçmıştı. Bu durumda Ted ağır bir depresyon altına girdi ve şirazesi kaydı. Stella'nın kocası da Stella Ted de kendisi hakkında bir film yazdı. Filmde Ted kötü adam olarak gösterildi. Şimdi olayın asıl hikayesine bakarsak Ted haklı. Filmin senaryosuna bakarsak Ted şerefsizin teki. Bu sekansta da bana kötü adamın hikayesi neden önemlidir sorusunu aklıma getirtti. Bu konuyu başka bir videoda anlatabilirim. Çünkü cevaplamak istediğim soru kötü adama neden gerek var? Kötü adam bir amaç. Kötü adam iyi karakterin başarı seviyesidir. Fark ettiyseniz kötü adam yendikçe yeni bir kötü adam ortaya çıkar. Ve kötü karakterler çok kolay harcanır. Maksimum 2 filmde oynar kanka. İyi karakterler ise uzun bir serüvenin sonunda ölürler veya izdivaya çekilirler. Kötü karakter senaristin bir piyonudur. İyi karakteri geliştirmek, güçlendirmek için kötü adamı kullanır. Yani kötü karakterin hikayesi derinlemesine ve mantıklı yazılmazsa iyi karakterin hikayesi de ilgi çekici olmaz. Neden? Çünkü iyi ve kötüyü ayıracağımız yer dönüm noktası. Kötü karakter bu haksızlıkları yaşadı ve kötü adam oldu. Bu onun seçimiydi. İyi karakter bunları yaşadı ve iyi adam olmayı seçti. Kötü ile iyiyi ayırmak budur. Kötü adamsız bir film var derseniz gülerim. Çünkü insan hayatı bile iyi ile kötü arasında gidip gelmekle ibarettir. Ahlakınız, dininiz, kişiliğiniz ilk başta iyi yolu tercih eder. Fakat bir takım olaylar yaşarsın ve neden kötü olmayayım diye soru sorarsın. Sanki herkes namusu ile iş yapıyor da milyarder oluyor dersin. Buradaki kötü adam aslında sensin. Bunu desteklemek için de Joker filminden örnek vereceğim. Joker'de teknik açıdan kötü karakter yok. Çizgi romanlarda kötü olan bu adam filmde %100 haklı ve kötü karakter değil. Tabi değişimin sonunda kötü bir insana dönüşüyor. Fakat oluşum sürecinde kötü birisi değil ve onu kötü edecek bir kötü adam yok. Klasik filmlerde kötü adam iyi adama bir şey yapar, ailesini öldürür, manitasını kaçırır. Ana karakterde intikam veya dünyayı kurtaracağım diyerekten kötü adam ile savaşır. İyi karakter yapması gerekeni yaparken istemediği birkaç seçim yapar, kendisini sorgular ve iyi adam olur. Peki Joker'deki kötü adam kim? Joker'i ne etkiliyor da karakter kötü adam olmak istiyorum diyor. Karakter zaten kötü karakter. Kötü adamın filminde kötü karaktere mi ihtiyacı olur diye sorabilirsiniz. Evet olur. Çünkü bir mücadele olmalı ki ortada bir gelişim olsun. Hem hikaye hem de karakter açısından. Joker'de insan olarak kötü birisini göremiyoruz. Fakat kötü adam var. Bir karakter hayat şartlarının ta kendisi. Haksız ezilme olayları. İnsanların ona karşı empati kurmaması. Bir şizofreni düzgün bir şekilde bakılmayıp ortalıkta gezinmesine izin verilmesi. Bunların hepsi kötü karakter. Nasıl yani? Şöyle başlarda ne demiştim? Kötü karakter bir amaçtır. Ulaşılması gereken bir hedef gibi. Bu hedefe giderken hikaye oluşur. Birkaç olay olur ve karakter gelişim yaşar. Bu olayların olmasına kesinlikle kötü adamın parmağı olur ve kötü adam öldüğünde amacımıza ulaşmış oluruz. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. Bu ay 10 kilo vermeye çalışacağım dediğinizde kilolarınız kötü karakter olur. Bir ay içinde çalışmanız, plan yapmanız hikaye olur. Vücudunuzun değişimi ve spor ya da diyet hakkında öğrendiğiniz yeni bilgileriyle karakter gelişimi yaşarsınız. 10 kilo verdikten sonra da kötü adamı yenmiş olursunuz. Kötü adamlar aslında bir yapımın direğidir. Olmazsa olmazlar. Yapımda adaletsizlik gösterilirse bu kötü karakterdir. Ya da direkt insan olarak gösterebilirler. Bu sebepler yüzünden bir yapımda kötü karakterler yapımda gereklidirler. Kötü karakterin hikayesi neden önemli diye bir video isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız çok sevinirim ve son olarak herkes temiz olarak doğar. Lakin kirlenerek ölür.